Oracle SQL içerisinde gene çok faydalı özelliklerden bir tanesini öğreneceğiz. Bu in ve not in kullanımı. In ve not in şu şekilde özetleyebiliriz bunların kullanım sebebini. Elimizdeki bir ya da birden fazla değeri karakter diyebiliriz ya da buna değer diyebiliriz. Sayısal da olabilir, karaktersel de olabilir. Bir değeri, bir ya da birden fazla değeri bir sütun üzerinde arama işlemini gerçekleştiren yapıdır. Şu şekilde normal select statement'ımızı oluşturuyoruz. Select yıldız from table ve tablo adı. Daha sonra var, aynı şekilde var ile kullanılıyor bu. Var filtresiyle. Var yazıyoruz. Daha sonra hangi sütun üzerinde arama yapacağız? Hangi nesne, veri tabanı nesnesi üzerinde bu aramayı yapacağız diyoruz ve daha sonra in, yani içinde bu kullandığımız target object isminin içerisinde ara diyoruz. Neyi ara? Referans 1, referans 2 ya da referans 3. Bunlardan üçünden bir tanesi. Daha fazla da yazabiliriz buraya. Üçünden bir tanesi varsa onu bana getir. Bunu örnekler üzerinde daha iyi anlayacağız. Tekrar özetliyorum. In ve not in veri tabanında bir belirli bir nesne üzerinde, bir sütun olabilir ya da başka bir şey, bir sütun yani kolon üzerinde bir ya da birden fazla veriyi, bu karakter de olabilir, rakam da olabilir, yani numerik de olabilir, bir ya da birden fazla veriyi arama işlemini yapan yapıdır. Hemen örnekler üzerinde bunu görelim. Aynı şekilde employees tablosunu kullanacağız burada ve klasik from table ile filtremizi, ver filtremizi oluşturan bir yapı kuruyoruz. Employees tablosundan 4 tane sütun çekiyoruz ve manager id'si, yani manager id in parantez içerisinde 100, 101 ve 201 rakamlarını yazıyoruz. Bunları açıklayacağım sorgumuzu yazdıktan sonra. Bu sorgumuzun anlamı şu: manager id'si içerisinde, manager id'si 100, 101 ya da 201 olan kayıtların bana bu sütunlarını dön. Yani employee id, last name, salary ve manager id çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bize manager id'si 100, evet 100, 101, evet 101 var gördüğünüz gibi ve 201 olan kayıtların employee id, last name, salary ve manager id değerlerini getir. Yani in değeri, in işlemi bu şekilde. Kullanımı çok basit ancak birçok işlemde bize fayda sağlayan bir yapı. Çok basit olmasına rağmen çok etkili diyebiliriz. Basit ve işlevsel. Tekrarlayalım. Var filtresiyle beraber kullanılmak zorundadır. Var filtresinden sonra hangi nesne üzerinde bu işlemi yapacaksak, hangi nesnede arayacaksak onu yazıyoruz. Biz burada manager id'yi kullandık. Manager id'ler üzerinde bir arama yapıyoruz. Neyleri arayacağız? Ondan önce in kullanıyoruz. In'i yazıyoruz. Ve in'den sonra parantez içerisinde aralarına virgül koyarak bunun bir de olabilir. Bir tane de yazabilirdik. Şunları silerek sadece 100'ü de yazabilirdik. Aynı şekilde fark etmeden parantez içerisinde yazılması gerekiyor bunlarda. Tek olsa da birden fazla olsa da parantez içerisinde yazılmalı ve birden fazla olursa araya virgüller koyulmalı. In içerisinde parantezde birden fazla değer verdik. Bunları veri tabanında manager id sütununda arayacağız ve eğer bunlarsa bunları bize değer olarak geri dönecek. Bir başka örnekle pekiştirelim. Bu sefer az önce bir numerik değer üzerinde işlem yaptık. Şimdi karakter, varchar üzerinde bir işlem yapalım. 3 tane sütun alacağız. Bu sütunlarda bu sefer last name üzerinden bir arama yapacağız. Filtreleme uygulayacağız. Aynı şekilde var filtremizi uyguluyoruz. Last name'imizi yazıyoruz. In ve in'den sonra aynı yapıyı kullanarak parantez içerisinde bu sefer varchar, yani rakam
numerik bir değer olmadığı için bunları her zamanki gibi tek tırnak içerisine alıyoruz. Tek tırnak içerisinde ismi verdik, virgül, tekrar bir tek tırnak. Bu sefer Vargas ismini de yazdık. Yani iki ismi arayacağız. Eğer bunlara uyuyorsa kaydımız, bize bunların employee ID, manager ID ve department ID'si geri dönecek. Bakalım uyuyor mu? Evet. İki kayıt bize geri döndü. Ve bunların değerleri. Peki bunların ismine bakalım. Last name bilgisi doğru muymuş? Onları da bize getirsin. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz özelliklerde değer bize geri dönmüş. Yani sorgumuz başarıyla çalıştı ve tam istediğimiz şekilde işlemi gerçekleştirdi. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Bu sefer maaşlarını kullanan bir sorgu olsun bu. Employees tablosunda maaşı 6.000, 8.000 ya da 12.000 olan tüm çalışanların isim ve maaşını getirecek ekrana. Çok gene etkili ve basit bir sorgu aslında. İşlevsel bir sorgu. Mesela 6 kayıt varmış ve bunlarda 6.000, 8.000, 12.000, 8.000, tekrar 6.000 olmak üzere 6 sorgu sonucu var. Değer var. Bunların gene işlem başarıyla gerçekleştirildi. Bize maaşı, salary maaşı içerisinde bir arama yaptı. In içerisinde 6.000, 8.000 ya da 12.000 değere sahip bilgileri bize getirdi. Şimdi bunu tarih işlemleri üzerinde yapalım. Bu gene çok kullanacağımız bir yapı. Tarih içerisinde bunu yapmak. Here date, her zamanki gibi here date sütunumuzu kullanıyoruz. First name ve department ID sütunlarını alacağız bu işlem sonucunda. Neye göre yapacağız bunu? 21.06.2007 tarihli işe giriş tarihi olan ya da 21.06 aynı değeri vermişiz. Bunu şu şekilde değiştirelim, farklı bir tarih bakalım. Select yıldız from employees. Örneğin 07.06.2002 diyelim. 07.06.2002. Evet, işlem bu. Şimdi sorgumuzun anlatmak istediği şu: başlangıç tarihi 21.06.2007 ya da 07.06.2002 olan kayıtların adını ve first name ve department ID'sini bana getir. İşlem bu şekilde başarılı. Bunların hemen here date bilgisini de ekleyelim. Bakalım doğru mu? Sorgumuzu check edelim. İstediğimiz neydi? Bu 4 tarih bilgisi ve üstteki 2 tarih bilgisi. Evet, bu da başarılı. Yani tarih üzerinde de in işlemiyle başarılı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki bunun olumsuzluğunu nasıl yapabilirdik? Olumsuzluğunu da daha önceki eğitimlerde de anlattığımız gibi not, yani not değerini kullanarak hemen aşağıda bir örnek veriyoruz. Aşağıdaki örnekte isteğimiz şu. Öncelikle soruyu düşünelim. Bize job ID'si, yani görev ID'si IT proc olmayan ST clerk ya da CR rep olmayan kayıtların isim ve job ID'lerini dönecek. Tekrarlayalım. Bize job ID'si IT proc, ST clerk ve SA rep olmayan, not çünkü, içerisinde bunlar olmayan kayıtların
2 sütununu bize getirecek. Aynı şekilde çok basit, in'in sol tarafına not koyuyoruz. Not in. Hemen çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu JAPID kısmında IT Proc, ST Cleric ya da SA Rep olmasına imkan yok. Çünkü gördüğünüz gibi SA MAN var. Ancak SA Rep yok. Emek, MK Rep var. Ancak bizim istemediğimiz değerlerin olması imkansız. Çünkü biz bunları istemediğimizi bu sorguyla veri tabanına bildirdik. O da bize bunlar olmayan sorguları geri döndürdü. Bu işlemimiz de başarılı. Hemen bir sonraki not in işlemine geçiyoruz. Burada da aynı işlem. Onun bir farklı versiyonu. Not in ile job id'si AC account olmayan ya da ADVP olmayan kayıtları geri dönecek. Gördüğünüz gibi bu işlem de başarılı. In ve not in işlemi bu şekilde. Bunlar da gene çok kullanılabilecek ve etkili, hem de bir o kadar basit özellikler diyebiliriz. Çok kullanacağınızı tahmin ediyorum.